Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Dün böyle biraz zombi gibi çıkmıştım karşınıza. Bugün de böyle sanki ben değil de yapay zeka konuşuyormuş gibi bir görüntüm oldu. Böyle deniyorum bir şeyler. Siz de yorumlarda yazıyorsunuz ya hocam bizim için görüntü çok önemli değil. Hani görüntü olmasa da olur. Ben de böyle işte hazırda tatildeyim, oynuyorum işte ışık koyuyorum falan. Arkaya yeşil perde falan koydum ama tam da olmadı. Onun da farkındayım şu anda böyle e, sanki bir yapay zekadan oluşturulmuş bir e, Serdar Hoca dinliyorsunuz gibi gelebilir ama yapay zeka değil. Şahsen ben kendim e, sizlerin karşısındayım. Neyse dediğim gibi yani Temmuz ayının sonuna kadar artık böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Sağ olun sizler de çok fazla yadırgamıyorsunuz bu durumu. Evet e, havalar sıcak. Adanalıların deyimiyle yanıyoruz diyorlar ya onlar gerçekten. E, Samsun'da da şu an çok e, sıcak ve nemli bir hava var. Ee, biraz daha böyle geç saate bırakmak e, istedim videoyu dün öyle yapmıştık zaten ama bugün e, biraz da böyle e, heyecanlı da olduğum için yani heyecanlı derken böyle bir sürpriz falan da yok ama e, hani 3 gündür güzel bir yükseliş var e, hacimi de bugün böyle e, o 120 milyarların üzerine çıktı güzel bir günlük kapanışta de üzerinde bir günlük kapanış yaptığımız için sizlere de çok fazla bekletmek istemedim şöyle hemen o zaman sadede geçelim arkadaşlar Borsa İstanbul'da günün özetiyle başlayalım. 135 milyar TL'lik hacimle günü tamamladık. En iyi alıcılara baktığımızda HSBC son dönemde gözümüze sıkça çarpıyor alıcılar tarafında biliyorsunuz. Safkan yabancı olarak nitelendirildiğimiz kurumların başında geliyor HSBC. Bugün yine 1,5 milyar TL'lik alım yaptı. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğeri görüyoruz. Bu da 3 gündür. Yani 3 gündür biz yükseliyoruz ve 3 gündür tablo bu şekilde. Yani en iyi alıcılar kurumsallar ve yabancı adına işlem yapan kurumlar. En iyi satıcı ise diğer. Yani bu tablo ve bu felsefe hiçbir zaman değişmiyor. Yani diğer çok satıyorsa kurumlar alıyorsa o gün yeşil oluyoruz. Diğer çok alıyorsa kurumlar satıyorsa toplu blok halinde satım, satışlar yapıyorsa ee, o zaman da kötü kapanışlar yapıyoruz. Bunu artık bir kere bu bir klişedir. Yani bunu artık kafanıza koymanız lazım. Ha, tabii bazen böyle e, şey olduğu dönemlerde oluyor. İşte En iyi alıcının diğer olduğu günlerde de böyle hafif yeşil kapattığımız günler oluyor. Ama onu çok fazla kafanıza takmayın. Bugün Merkez Bankası'nın e, verileri de vardı arkadaşlar. Onları da şöyle bir e, aslında e, şuradan bir saniye. Onu da bir göstereyim. Şimdi hisse tarafında da e, bir miktar satışlar olduğunu gördük yabancı tarafında. Ama o geçtiğimiz haftanın verisi. Burada benim dikkatimi çeken şu unsuru. Size ekran gelmedi sanırım. Şöyle hemen e, size de getireyim ekranı. Bakın yabancıdan tahvilde 3 ay sonra çıkış diyor. Yurt dışı yerleşikler 28 Haziran haftasında tahvilde büyük çaplı çıkış yaptı. 680 milyon dolarlık satış yapılırken beri 26 Mart 2021 tarihinden bu yana en büyük çıkış oldu. Şimdi para önce tahvile daha sonra borsaya gelir diyoruz ya. Şimdi tahvilde bir para çıkışı olmuş geçtiğimiz hafta ve bu para şu anda nereye giriyor? Muhtemelen bu haftaki gördüğümüz işte o HSBC'nin alımları, BOFA'nın alımları tahvilden gelen paradan kaynaklı alımlar olabilir arkadaşlar. Enflasyonda da pik yaptık Mayıs ayı itibariyle biliyorsunuz ve dezenflasyon süreci dün itibariyle başlamış oldu. Bu sabah güzel bir gelişme daha vardı. Onu da şurada açayım. Evet, Merkez Bankası Başkanı Karan'ın e, sabah saatlerinde bir açıklaması vardı. Sadece Haziran verisiyle çıkarım sağlıklı olmaz. Yani e, burada da şundan bahsetti Merkez Bankası Başkanı e, Karahan. Şöyle Matrix ekranıma geri döneyim. Evet, KKM'den çıkış sürüyor bu arada. E, Fatih Karahan şundan bahsetti. Yani e, Haziran ayında enflasyonda ki zaten baz etkisiyle bir düşüş oldu. Beklenti altında da bir veri geldi. Ee, ve bu süreç devam edecek. Yıl sonuna kadar %46, 40 hani bu civarlara kadar inen bir e, enflasyon göreceğiz. Ama Haziran ayındaki bu e, pik hareketinden sonraki dönüş tek başına yeterli değildir. Faiz indirim olayına hemen kapılmayın e, diye bir açıklama yaptı. Bence de doğru olan budur. Yani doğru olan bence her ne kadar faiz indirimlerini borsa şu an bekliyor olsa da ve ben de iştahlı bir borsa yatırımcısı olsam da bu yıl faiz indirimi olmayabilir arkadaşlar. Bazen böyle indirimi artırım falan dediğimde dil sürçmesi oluyor. Onu da artık hoş görün. Yani bu yıl sonuna kadar faiz indirimi olmayabilir. Birçok raporda da yabancı raporunda da 2025'in ilk çeyreğinde falan bekliyorlar. Tabii 2024'ün son çeyreğinde bekleyen aracı kurumlarda var arkadaşlar. Evet tablomuzu gördük. Şimdi teknik tarafa bir geçiş yapalım. Zaten açmışım ekranı. 10.800 önemli bir yatay dirençti şurada. Bakın şurada yine şurada. E, tarihte verelim 24 Haziran tarihinde e, ve yine 28 Haziran tarihinde 10.800'ün hafif üzerinde çıkmamıza rağmen burada kalıcı olamamıştık ve sonrasında geri gelmiştik. Son 3 işlem gününe baktığımızda ise e, güzel yükselişlerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 10.872 ile de bu yatay direncin üzerinde kapanış yaptık. Bir sonraki direncimiz 10.088. Pardon 11.88. 2 saatlikte kıramadığımız bir süper trend vardı. Onu da bugün itibariyle kırmış olduk. 10.685'ti. Biz dün 10.682 ile kapatmıştık. Burada güzel bir alt yeni de gelmiş oldu. 11.088 tüm zamanların en yüksek olan rakamı. Direnç olarak takip ederken Kaufman hareketli ortalaması ve 21 günlük hareketli ortalama şu anda kesişmiş durumdalar hemen hemen. Burası da 10.530, 10.540 bandı. Kabaca 10.500 takip edeceğimiz ana destek seviyemiz olacak arkadaşlar. Dolar bazlıya da bakalım hızlıca. Evet dolar bazda da çok enteresan bir yerde kapattık. Günlük kapanış geldi. Bakın günlükte süper trendimiz ala dönecek. Şimdi TL bazlıda da ala döndük mü? Evet ala dönmüştük TL bazda. 10.770'in üzerinde günlük kapanış gelince ala dönmüştük. Şimdi dolar bazlının da süper Trend'de ala dönmesi için 334 doların üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekiyor. Son 3 günde güzel yükselişler gördük. 334 doların üzerinde yarın bir günlük kapanış gelmesi halinde dolar bazlıda da süper trend tıpkı şurada olduğu gibi tekrardan ala dönecektir. Geri çekilme olursa da 326-327 dolar bandı takip edeceğimiz destek seviyemiz olacak arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile başlayan Türk Hava Yolları günü %2,5'luk yükselişle kapattı. 305 TL 55 günlük hareketli ortalama ve takip ettiğimiz direnç seviyesiydi. Bu direnci açtık ve hay, e, aynı zamanda 310 TL, 309 TL kavukman hareketli ortalamamızdı. Burası da önemli bir dirençti. Bunun da üzerinde bir günlük kapanış geldi. Fakat e, yükselişin devamı için olmazsa olmazımız şuradaki süper trend bandımız var arkadaşlar. 321 TL bunun üzerinde e, en az 2 adet günlük kapanış görmemiz gerekiyor eğer bu 321 TL'nin üzerindeki adet günlük kapanış görmemiz halinde ben buradaki 330 TL'deki tüm zamanların en yüksek ve aynı zamanda yatay direncin pardon 332 TL'nin çok rahat kırılacağını düşünüyorum. Aresel göstergemiz 53 ile pozitif bölgede. MACD'de sas sinyalleri hala şu anda devam ediyor. Yani henüz ala dönmemiş fakat burada sizin de gördüğünüz üzere şu mavi hareketli ortalama sarıyı yukarı yönlü kestiği anda bir az sinyali verecektir. Aresel'de şu an herhangi bir Problem görünmüyor. Geri çekilmelerde ise 305 TL'yi destek olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım aracı kurum dağılımlarına. Bugün %2.5'luk yükseliş yapan Türk Hava Yolları'nda para girişi olmuş mu? İlk 5 alıcı %82 olurken ilk 5 satıcı %64. En iyi alıcıya baktığımızda. Yani şöyle arkadaşımızın biri şöyle sağdan aşağıya doğru çekerseniz. Büyüyor hocam maliyetler görünüyor demişti. Bak az önce olmuyordu bende. E, şurası olmuyor bakın maliyetler görünüyor da. Şu var ya şu adet net adet ben burayı açmaya çalışıyorum daha çok Hı. sanki böyle 15.000 almış gibi görünüyor 156 bin almış gibi görünüyor bakın burada en iyi alıcı HSBC yatırım 1.5 milyon lot alım yaparken en iyi satıcı ise 1.5 milyon lot ile diğer olmuş ve hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş yani %2.5'luk yükselişi destekleyen bir aracı kurumda alımı görüyoruz arkadaşlar Türk, Türk Hava Yolları'nda. Geldin Koç Holding'e %2.89, %3'e yakın bir yükseliş yaptı. Türk Havyolarında 321 TL olan süper trend burada da 240 TL. Zaten hatırlarsanız geçtiğimiz haftada yayınlarda hep şunu söylemiştik. 330 TL önemli bir direnç. Kaufman hareketli ortalaması bunun üzerine çıkması halinde 240 TL olan asıl dirence doğru yolculuk başlayacaktır dedik ve 235 TL ile günü tamamladı. Yarın 240 TL'ye takip edeceğimiz önemli direnç olacak. Bunun üzerinde... Yine 2 adet günlük kapanış gelmesi halinde süper trendimiz Koç Holding'de de ala dönecektir. 220 TL ise takip edeceğimiz destek seviyesi olurken yakın destek takip etmek isteyenler ise 230 TL'yi baz alabilirler. Böyle hemen Koç Holding'e de bakalım. Bugün %3'e yakın bir yükseliş vardı. Para girişi olmuş mu? Dün çok iyi bir para girişi vardı. Bugün de aynı şekilde çok iyi bir para girişi var. Koç Holding'de ilk 5 alıcı %93, ilk 5 satıcı %63. En iyi alıcıya baktığımızda endeksteki en iyi alıcı olan HSBC burada da 1,5 milyon lot almış. En iyi satıcı ise tıpkı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi diğer olmuş ve hisseye güzel bir para girişi gerçekleşmiş. Evet, geldik Türktaş'a. E. Türktaş'ta da güzel bir yükseliş vardı bugün. Orada da 55 günlük hareketli ortalamamız ve aynı zamanda Kaufman 21 günlük hepsinin üzerinde bir günlük kapanış geldi. 170 TL bizi zorlayan bir dirençti arkadaşlar. 173, 172, 170. Bak şuradaki kaufman hareketli ortalaması önemli bir dirençti. Sert bir şekilde ve hacimli bir şekilde bunun üzerinde günlük kapanış geldi. Ve aynı zamanda şuradaki 55 günlük hareketli ortalama olan 173 TL'nin üzerinde de bir günlük kapanış gelmiş oldu. Süper trendin artık ala dönmesi gerekiyor. Tıpkı Türk Hava Yolları'nda Koç Holding'de bu süper trendin yukarı yönlü kırılmasının elzem olduğu gibi Türk Raş'ta da aynı şekilde bu süper trendin yukarı yönlü kırılması ve tıpkı şurada olduğu gibi bir al sinyali gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Süper trend hareketli ortalaması veya indikatörü sizde biraz daha farklı görülebilir. Ben de biraz daha modifiyeli arkadaşlar. Şurada ATR multipler bende 3.5 yazıyor. Sizde standart olan 3.0 halinde grafik ekranınıza gelmektedir. İsterseniz siz de 3.5 olarak değiştirebilirsiniz. Bazen de hareketli ortalamaların ve fiyatların farklı göründüğünü söyleyen arkadaşlar var. Onlar da şuradaki ADJ butonu var. Bakın verileri temettülere göre düzelt diye bir buton var. Bunun yanık olması yani mavi renkli görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Grafiklerle ilgili sorularınızı sormadan önce oynatma listesinde eğitim videom var biliyorsunuz. Ders 1. Burada hareketli ortalamalar nasıl eklenir, indikatörler nasıl eklenir, bu grafik ayarları nasıl yapılır onları basitçe sizlere anlatmıştım. 180 TL'yi yarın takip edeceğiz. Çok önemli bir direnç buradan dönme ihtimali de olabilir. Geri çekilmelerde artık 170 TL ise destek seviyesi olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Tüpraş'ta da güzel bir yükseliş vardı. Güzel bir para girişi de olmuş olması lazım. Bakalım var mı? Bakın Tüpraş'ta para girişi yok. Bugün yüzde %3.45 ile hem Koç Holding'den hem de Türk Yolları'ndan fazla yükselmesine rağmen bugün bir para girişi olmamış. En iyi alıcı kim olmuş? En iyi alıcı diğer olmuş arkadaşlar. Bakın 1.1 milyon lot. Bunu da notlarımız arasına alalım. Endeksin en iyi alıcısı olan HSBC, Türk Havayolları ve Koç Holding'de iyi alım yaparken burada e, TÜPRAŞ'ta çok fazla alım yapmamış. En iyi satıcıya baktığımızda burada da diğeri görüyoruz. Yapı kredi yatırım ve vakıf yatırımı görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan grafik ekranımıza dönüyoruz. Para giriş olmamış dedik ASELSAN e, TÜPRAŞ'ta. Aselsan'la devam ediyoruz. %2.74'lük yükselişle günü tamamladı. Fakat şöyle kırmızı bir mum bıraktı. Çünkü açılış fiyatı daha yüksekti. Açılış fiyatına baktığımızda 60.70 yani yukarıdan gepli bir açılış yapan Aselsan'da kapanış fiyatı 60.10 olunca hani bugün %3'e yakın yükselmesine rağmen böyle bir kırmızı bir mum oldu. Çok da sevmediğim bir mum tipidir. Genelde buradaki Aşağıdaki e, gap'i doldurma ihtimali de olabiliyor arkadaşlar. Kafamın hareketli ortalamamız 60.16 idi. 60.10 ile bu direncin hafif altında bir kapanış yapmış oldu arkadaşlar. Geri çekilmelerde 55 günlük hareketli ortalama olan 58.99 ki biz buna 59 diyelim artık. Çünkü sabah açılır açılmaz 59 TL olacaktır bu hareketli ortalama. Yukarıda ise şurada artık takip ettiğimiz bir düşen trend var bu trendi takip edebiliriz. 62.40, 62.50 bandı arkadaşlar. Şöyle hemen onun da aracı kurum dağılımına bakalım. Aselsan'da bugün %2.74'lük yükseliş var. Bir para girişi olmuş mu? İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %76 en iyi alıcıya baktığımızda halk yatırımı görüyoruz. 2.9 milyon lot alırken en iyi satıcı ise genelde yabancılar adına işlem yapan ünlü menkul değerler 1.9 milyon lotluk satışla bugün o kırmızı mumun oluşmasına neden olan kurumlardan bir tanesi olmuş. Tabi bir miktar para girişi de gerçekleşmiş hisseye. Arada ekran kontrolü yapıyorum. Evet geldik bir maşa. Bugün kırmızı kapattı %0.82. Hatırlarsanız endeks düşerken e, sürekli yeşil kapatan bir bir maç vardı. Endeks tersine yukarıya döndüğünde de kırmızı kapatabilir. E, dikkatli olsun bir maç yatırımcısı demiştik ve e, bu tezimiz de doğrulanmış oldu arkadaşlar. Endeks 3 gündür yeşil ve güzel kapanışlar pozitif kapanışlar yaparken bir maç ise daha çok negatif tarafta kaldı. 532 TL takip ettiğimiz destek seviyesi olurken şurada 2 saatlik de bir direncimiz var. Onu da sürekli gösteriyorum sizlere. Bakın 566 TL ilk yakın direnç seviyesi olacak bir maçta arkadaşlar. Şöyle bir maçında hemen bakalım aracı kurum dağılımına. Bugün negatif kapatmıştı ve bir para çıkışı da var. Ee, i̇lk 5 alıcı %56, ilk 5 satıcı %99. En iyi alıcıya baktığımızda diğer en iyi satıcıya baktığımızda Bank of America ve ünlü menkulü görüyoruz. Bunların o endeks mühendisliği ile ilgili bir maçı tutma çabalarının görevi e, bir maçtaki o görev son bulmuş olabilir arkadaşlar. Bu da aslında endeks için pozitif olabilir yani pozitif bir sinyaldir. Yani e, endeks düzeltme yaparken bir maçla endeksi tutup diğer hisselerden satıyorlardı. Şimdi rüzgar tersine dönmüş olabilir. Endeks için pozitif bir sinyal olabilir arkadaşlar. Tabi bu pozitif sinyalden bir maç belki negatif olarak ayrışacaktır ki büyük ihtimal öyle olacak. Evet geldik enerji sayı %1.06'lık yükselişle günü tamamladı. Aşağıda 21 günlük hareketli ortalamamız 6403 takip ettiğimiz pardon 6403 Kaufman ve daha sonra da 6441 21 günlük hareketli ortalamamız ve destek seviyemiz. Yukarıda ise 67.5 takip ettiğimiz direnç seviyemiz olacak. MACD az sinyallerini devam ettiriyor. RSI göstergesi şu anda pozitif tarafta ve herhangi bir sorun görünmüyor. Enerjisa da teknik anlamda. Evet baktığımızda güzel bir para girişi de var. İlk 5 alıcı %84, ilk 5 satıcı %72. En iyi alıcıya baktığımızda iş yatırım ve bank görüyoruz. En iyi satış tarafına baktığımızda ise diğeri görüyoruz. Hisseye güzel bir para girişi gerçekleşmiş arkadaşlar. geldik Akçansa'ya. Akçansa da bugün güzel yükselen hisselerimizden bir tanesiydi. %3.57'lik performansla günü tamamladı. 138 TL 200 günlük hareketli ortalama ve aynı zamanda kavukman hareketli ortalaması ve ana destek seviyemizde ee, son 3-4 gün içerisinde bu hareketli ortalamanın altına sarkmasına rağmen günlük kapanışlar hep bu hareketli ortalamanın üzerinde oldu ve buradan bulduğu güç ile güzel bir tepki yükselişi oldu. Fakat burada süper trendin yukarı yönlü kırılması gerekli. Bakın kırılması demek şöyle değil bak gün içerisinde şurada da tarihler 25 Haziran gösterdiğinde bu 147 TL olan süper trend direncinin üzerine çıkmış ama kapanış berbat olmuştu. Ee, şimdi tekrardan bu 147'nin üzerine çıkması ve bunun üzerinde günlük kapanış yapmasını bekleyeceğiz. Hatta 2 adet günlük kapanış yaparsa daha güzel olacaktır. 162 TL'ye geldiğinde ise listeden çıkaracağımı bir kez daha beyan edip bugün itibariyle benim de o maliyet 144'te hatırlarsınız bunu ilk listeye aldığımda. şimdi bugün hafiften kara geçtiğini söyleyebiliriz ama memnun muyum? Tabii ki de memnun değilim. Yanılmıyorsam 2 ay falan oldu bunu listeye alalı. Hani 2 aydır daha yeni kara geçti. Enflasyona enflasyon bizi biraz ezdirdi maalesef. Artık 162 TL'ye geldiğinde durum değerlendirmesi yapacağız. Bakalım Akçansa'da bugünkü para giriş çıkış durumu ve aracı kurum dağılımı nasıl olmuş? İlk 5 alıcı %94, ilk 5 satıcı %69. En iyi alıcıya baktığımızda TEB yatırım, yapı kredi ve Bank of America olurken en iyi satıcı ise diğer ak yatırım ve İş yatırımı olmuş. Hisseye bugün bir para girişi gerçekleşmiş. Geldik Doğaş arkadaşlar. Doğaş da bugün biraz daha nazlı bir çıkış yaptı. Enerjisa ve Doğaş bugün biraz daha böyle Geride kaldı o yükselen hisselerimizin işte Koç'tan işte ne bileyim Aselsan'dan Türk Hava biraz daha negatif ayrıştı. Endeksten de negatif ayrıştı diyebiliriz çünkü endeks kadar yükselemedi. Burada aşağıda 250 TL'ydi 251 TL olarak güncelliyoruz. 200 günlük hareketli ortalamamız ve destek seviyemizi. Yukarıda ise ilk direncimiz 273 daha sonra da 280 TL sıralı dirençlerimiz olacak arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Pardon Akçansa'ya tıkladık. Evet Doğaş. Evet baktığımızda bugün endeksten biraz daha böyle e, negatif ayrışması demeyelim de biraz endekse göre biraz daha zayıf tarafta kalmasının nedeni de aracı kurum dağılımından belli oluyor. İlk 5 alıcı %55 ilk 5 satıcı ise %82 olmuş. Yani bir para çıkışı olmuş bugün yükselmesine rağmen en iyi alıcı diğer yatırım finansman en iyi satıcı ise halk yatırım ve garanti yatırım olmuş arkadaşlar. Böyle para giriş çıkış ekranımızı da bir açalım. Daha sonra da merak ettiğimiz View pastasını inceleyelim. Bu arada sıcak olduğu için e, camı, pencereyi, kapıyı, bacayı her yeri açtım. Ben burada yayın yaparken dışarıdan arabalar geçiyor, çocuklar bağırıyor, sesler geliyor böyle garip garip sesler geliyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet, Borsa İstanbul'a bugün biz 30'a 350 milyon TL para girişi olurken tüm senetlere de 325 milyon TL para girişi olmuş arkadaşlar. Şöyle para girişi olan hisseleri bir inceleyelim hızlı bir şekilde. En iyi para girişi Türk Hava Yolları'nda var. Yapı e Kredi Bankası'nda var. Koç Holding, Emlak Konut, Coca Cola, Sasa, Zoren, ENKA İnşaat, Tekfen, Kozal, Aselsan, Pegasus, Anadolu Hayat, Türksel, Gübre. E Bu cim Bursa Çimento, San Geo, Oyak Çimento, Galata Wind, Astor, Ismen, Odaş gidiyor bu şekilde. Para çıkışına baktığımızda muhtemelen bir maç olabilir. Evet bir maç listenin başında. Ereğli'de bugün para çıkışı var. İş Bankası C. E, Ereğli neredeydi? Buraya eklememişiz. Ona bir bakalım ya şöyle hızlıca bir Ereğli, Ereğli yapalım. Ereğli duruyor çünkü böyle Bak bugün o da negatif ayrışmış. Neden negatif ayrışmış? Para çıkışı olmuş. O 6.2 milyon lot satmış. Bank of America Deniz Yatırım'da 3.1 milyon lot satarken en iyi alıcı diğer olmuş. Para çıkışı olmuş bugün Ereğli'de arkadaşlar. Şöyle grafiğine de bir bakalım. Evet grafikte de aslında güzel gidiyor. Fena değil. Tüm zamanların en yüksek şuradaydı. Onun üzerinde onun üzerindeyiz zaten şu anda. Duracak mı? Durabilir. Bir miktar kar satışı yapmak isteyen de yapabilir. Neden? Çünkü para çıkışı olmuş. İş Bankası, C-TÜPRAŞ, Ak Enerji, Koç Metal, Garanti, Türkiye Sigorta, Altın Yay, Mavi, Ülker, Be Beşiktaş, Can Termik, e Şok Market, Akbank Reader, e Cemtaş, Gürsel, Merit, Akfen, Yenilebilir Enerji. Bak genelde yan tahtalarda para çıkışı olmuş bugün. Evet, 56 geçiyor. Viyo pastamız hazırdır diye düşünüyorum. 12.689 legünü günü kapatmıştı. Haydi bismillah. Evet. Bugün çok da bir şey olmamış. Bugün 4 Temmuz. Ee, baktığımızda iş yatırım 4.684 adet short kapatmış. Ziraat yatırım 3.500 adet long pozisyon açmış. Ee, short açanlara baktığımızda e, yapı kredi yatırım 6.555 adet long pozisyon kapatmış. HSBC 1.966 adet e, short tarafındaydı sanırım. Short açmış. Garanti yatırım 1600 adet. Info yatırım bugün çok fazla işlem olmamış bir yokta. Bank of America 1000 adet daha eklemiş. Böyle toplam pastaya bir bakalım. Evet toplam pastaya baktığımızda shortçular hala avantajlı durumda duruyorlar arkadaşlar. E, bu tablo çok fazla değişmedikçe e, bu yükselişler e, böyle bir e, tepki yükselişi olarak kalabilir. Bak bu post pasta önemli. Her ne kadar böyle ya hocam boşver Viop'u. Ne güzel yükseliyoruz demeyin tamam mı? Yani her ne kadar yükseliyor olsak da bu Viop tarafı önemli arkadaşlar. Mayıs ayında da, Kasım ayında da geçtiğimiz sene bize bayağı bir ders vermişti. Şöyle maliyetleri de size göstereyim. Bakın 60.780 adet short pozisyonu var Bank of America'nın ve şu anda epey bir zararda. Kontrat başına 250 puan zararda arkadaşlar. Henny Longchu diğer 31.500 adet e, bu pasta şu anlık e, çok da güzel görünmüyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Temkinli olmaya devam ediyoruz. Dünkü videomda da belirtmiştim hatırlarsanız. E, böyle şey yapabilir işte o yeni zirveyi geçirebilir veya o es, e, yeni zirveyi geçirebilirim eski zirveyi geçirip yeni zirve yapabilir ve oradan çakabilir veya işte o zirveyi göstermeden işte yeni zirveyi yapacakmış gibi işte 11.100, 11.088 bu zirveyi geçecekmiş gibi yapıp da çakabilir. Yani şöyle bir şey görmemiz lazım. Yani borsanın yükseldi bir günde BOFA'nın işte en az bir 10.000, 10.000, 10.000 böyle gün aralıklarıyla bu pozisyonları kapatması gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu hiç amaçlı açtığını yani Hedge dediğimiz, hedge etme amaçlı. Mesela HSBC genelde e, short tarafındayken spotta aldığı malı hedge etmek için alıyor. Yani spotta yüklü hisse alıyor. Diyor ki ya yarın bir gün belli olmaz işte Türkiye'deki bu durum diyor. Yani ben bunu sigortalamak için short pozisyon açayım endekse diye yapabiliyor bunu HSBC. Çünkü takası birçok hissede çok yoğun bir şekilde var. Ama Bofa'nın takasında öyle çok fazla sakladığı hisse falan olmadığı için onun açtığı short pozisyonlar bizi tedirgin ediyor. Ediyordu geçmişte zaten ve sonunu da gördük değil mi? Hani öyle sıkıntılı düzeltmeler yaşadık. O yüzden şimdi hani ben çıkıp da ya arkadaşlar 3 gündür yükseliyoruz işte rally başladı. Aydin halaya falan diyemiyorum. Yani burada 60 bin adet short pozisyon ciddi bir poz. O yüzden böyle ani işte e dönüşlerde falan artık biz de bir miktar kar realizesi yapmak zorunda kalacağız. Yani bir bakalım önce hisseler nerelere geliyor. İşte şu Türk Hava Yolları'dır, şunlar bir en azından şöyle eski zirvelerine yaklaşsınlar ki biz de artık hani ekran kapattık demiştik ki o seviyelere gelirse en azından eski zirvelere gelirlerse biz de bir miktar burada aksiyon alabiliriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.